500 liramızı çektik artık alışverişe başlayalım. Niye açamadın mı onu hala? Tamam içeri oğlum hadi eve. Eve Bambam. Hadi sen evi koruyacaksın. Ne vakti? Hadi bakalım. Tutuyorum kapıyı. Okay. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün pazara gidiyoruz. Son canlı yayında bir pazar videosu istemiştiniz tekrar. Son bir fiyatlara bakalım. Arkadaşlar bugün hem pazara gideceğiz hem de bir şeyler atıştıracağız öncesinde. Aklımızda bir bütçe belirledik 500 lira gibi. Bunun üstüne çıkmadan hem pazar alışverişimizi top hem de bugünü böyle bir şeyler yiyerek geçirebilecek miyiz bakacağız. Bakalım 500 liranın bir hükmü kaldı mı? Evet. Hani eski 50 lira gibi diyorum ben. Şu an bizim durağımızdayız arkadaşlar. Bu evimizin altındaki durak. Size şöyle evimizi göstereyim. Şu aradan gözüküyor. Şu arada gördüğünüz ev bizimki, evimize çıkış yolumuz. Buradan hem İstanbul Pendik'e kadar araç var, hem de ilçeye giden araçlar buradan geçiyor. Şimdi ilçeye gitmek için otobüs bekliyoruz, minibüs bekliyoruz. Minibüsümüz geliyor. Evet arkadaşlar bugün herhalde günümüzün büyük kısmı yürüyerek geçecek. Pazarda da bol bol yürüyeceğiz. Hareketli bir ya, hareket edelim. Şimdi Hardal Kafe'ye doğru gidiyoruz. Bize burada arkadaşlar çok met etti gidin diye. Ben de Filiz'le birlikte bugün hazır bir boşluk yakalamışken gidelim dedim. Evet mekana geldik. Çıtır tavuk sepeti, kemikli tavuklar var, kemiksiz bir çocuk için. Tamam, bir tane ondan alalım. Ama yine de kıtır biraz. Tamam, kıtır yer. Tamam. Kıtır yer. Evet. Bir de ayran alalım değil mi? Ayran içelim. Niye içelim? Ayran dışarıdan olursa ayran seviniriz. Niye açamadın mı onu hala? Açayım mı? Aç. Açayım. Evet, ilk 150 TL'mizi boy boy harcadık. Bir önceki videoda 100 TL ile yapmıştık ama hiçbir şey alamamıştık. Şimdi büyük ihtimal 350 TL ile gideceğiz ama yine bir şey alamayacağız. Hiçbir şey alamayacağız. Bakalım. Çok sıcak gene. Pazara doğru ilerliyoruz. Pazarda görüşürüz arkadaşlar. Pazara geldik. Köylü pazar kısmından başlıyoruz. Aynen, köylü pazarından başlayalım gene. Tamam. Bir de köy yumurtası. Asma yaprakları. Evet, köylü pazarı ama her şey var. Tabii tabii, bir de köylünün yetiştirdikleri. İstiyor musun zeytin? Şey gösterelim birazcık istiyorum fiyatları. Şimdi mesela zeytin, yumurta, peynirlik böyle kıyaslanabilen şeyler. Hem bu arada abonelerimizle mukayese edebiliriz pazarı. Kendi semtleriyle. Tabii şimdi mevsimi fideler. Merhaba, kolay gelsin. Arap sabunu var mı? Arap sabunu.
Kilo olarak. Kilo olarak kesin olur. Tamam. Ben cüzdanımı sana vereyim. Şu için olur mu bilemedim ama ya. Şu çok sıvı. Sen bilirsin, ben anlamam. Halı yıkayacağım da. Ya çok başlık olamaz. Ya bir kez bir tane daha ince. Tamam. Bir saniye bekleyin. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim, hayırlı işler. Ha. 7.30. Gel buraya, gel. 7.30. Bakalım biraz sonra. Sen bilirsin. 18 liraymış kilosu, 1 kilosu. Bir cins daha var, 13 lira. Sebze aldım, abiye gidelim önce aşağı. Geçen geldiğimizde şeydi bak, kıvırcık 5 falan şimdi yediğine. Niye ya bu kıvırcık bu kadar arttı? Kolay gelsin abi. Havuç alacağım 1 kilo. Bir tane havuç. Ispanak ister misin? Olur. 1 kilo da ıspanak alacağım abi. Brokoller ne kadar? Başka bir şey var mı? Yok. Ne kadardı? 7 lira. Miyamız uyuyakaldı. 20 lira. Brokoli kilosu. Fasulye 15. Deniz kabak 5 liraymış. Birkaç tane alacağım. Al. Bir kilo da fasulye alabilir miyim? Genişler, sağ olun. Ver. Bir lira, ne fidesi bu? Domates, bir lira mı? Bu ne? Güzel. 1 liraya düşmüş bak. Domates fidesi. Ben kıyma koyuyorum. Biraz köy biberi alabiliriz. Biraz ileriden bakalım ona. Gel. Yani sebzelerde biraz ucuzlama var tabii. Dolma biberi de hepsi dolma. Olur, yapmıyoruz bir süredir dolma. Tamam. Buyurun ben de. Biber alacağım abi, dolma. Sağ sağ kaç para abi? 5. Kabak da 5 tane. Tamam. Dolma mı alacaksın? Bunlar ne kadar olsun? Domates aşağıda 7.5 vardı, bu 8. Kolay gelsin. Bir güzel kiraz alalım. 20-25 lira getir. Bir bak sen anlıyorsun. Yukarıdakine mi baksak, o daha güzel gözüküyordu. En ya. Yukarıda mı? Şurada. Ha? Çekeyim abi. Tamam, yarın izlersin. Tamam. İstanbul'dan kaçış. Tamam, ben bir tabur tamam. Pazar ucuzlamış mı peki sence? Yani bazı sebzelerde biraz var tabii. Zaman. Bayağı da değişik değişik. Mesela 12.5'a da domates var, 7.5'a da domates var. Şuraya göre değişiyor. Evet. Ha bak şu kiraz güzel gibi de şuradaki. Daha kaldı. Daha var.
Ama şey almadım ki. Domates almadım da. Başta O mu ekiliyor? Evet. Sarımsak da al istiyorsan şeyde. Var mı sarımsak? Ekecek miyiz? Ekelim. Var da aldın ama nasıl ekilebiliyor ki? Bir tane al. Zaten o kadar ekeriz. Elma yudum uçuyor. Elma yudum uçuyor. Ne iş var? Acı. Acı. Elmaya bakar mısın? Evet. Alalım mı onları? 2 kilo. Aa. Abi yemeyecek. Niye da çok seviyor elma? Bizimkiler olana kadar. He. Ay o kadar canım yok. Kahveler abi. Kurabiyeli abi, kurabiyeli. Evet, 5 liradan kullan, 5 lira. 5 liradan kullan, 5 lira. Haydi 5 liradan kullan, 5 lira. Kaç para? 10 lira kaldı, 3 kilo. Çocuklar bir tane biraz var da, bunları almayalım. Hayır abi, hayır abi, hayır abi, hayır. Hayır abi. Sırık fasulye, sırık. Sırık patates ne kadar kilosu? Hayır. 2,5 lira. Bir de aynısının ücretsi var. 10 lira. 2 kilo muydu şu an? Kolay gelsin. Bunun kilosu ne kadar ekledin? Oradan al bari. İlk orada gördük. Süper alalım, yine aynı şey. İkinci salatın bu kadar mı kaldı? Al aşkım, al. Nasıl taşımıyorsun? Yırtıldı poşet. Poşet isteyelim bir tane. Ha, tamam. Poşet iste bir de. Ya ben bir tane ekstra poşet isteyebilir miyim? Biraz büyük olsa sevinirim. Abi patlıyorum, abi patlıyorum, abi patlıyorum, buyur. Kiraz sende dursun. Buradan kumaşçıya bakalım çıkıyor. Nerede kumaşçı? Bizde güzel çiçekler var. Şöyle bir çiçek istiyorsan bakayım. Yenge buyurun. Merhaba. Hoş geldin Yenge. Buyurun. Ya ben mavi bir kumaş arıyorum ama şey için minder yapmak istiyorum. Abi
Düz de olur, çiçekli de olur. Kareli de olur. İki kare var. Bak. İşte böyle şey var ama tabii şey için. Yok yok, olmaz o. Şu nasıl? Çiçekli mandalina da çok meyvesin gibi ben yok. Böyle bak, almak bir gerçekten. Bak, mavi ve yeşil arası. Çok geniş bir, iki kırk geniş şey var. Yok. Olmadı. Başka kumaş yok mu abi? Şöyle yapalım. Ayakkabıcılar ya bak. Orada aşağı doğru bakırlardı. Acıbe böyle parçacılar var. Belki inşallah bulursun. Tamam, sağ ol. Böyle başlayalım. Çok alakasız o ya. Sor. Ustam, şu yeşilin mavi gibisi var mı? Yok aşkım. Tamam tamam. Şimdi toprağımız dağılıyor. Tamam. Aldık niye, değil mi? Evet, çok sıcak arkadaşlar. Ay evet. Nem çok, nem. Nem. Nem çok, nem. Şimdi eve dönüyoruz. Mia'mız da benim gibi kanter içinde uyandı. Günaydın. Günaydın. Pek gün ayamadı gibi. Çok mu sıcak? Merhaba. Olmazlar bir sırada bu mu? Yok. Abi. Mia da buradan eve kadar yürüyecek. Çünkü arabasını pazar arabası olarak kullanıyoruz. Evet, tam pazar alışverişimizle evimize girdik, kargolarımızı da götürmüştük. Ama 3 tane daha sipariş gelmiş. Ve bizim aynı gün kargo sözümüz olduğu için şimdi ben kargoları vermeye bir daha bir bisikletle hızlıca ilçeye gidip geleceğim. Ah, belki dönüşte Mia'nın havuzuna artık dalacağım. Yani öyle bir fantezi oluştu kafamda. Pazarımızı yaptık. Ben bisikletle bir tur Akyazı'ya gittim geldim. Şu an böyle leş gibi yapış yapış kanter içinde. Hava da zaten çok sıcak. Yani anlatamam nasıl bir histeyim şu anda. Zaten terleyen bir insanım.
Evet. Yani iyi terlerim ben. Metabolizması hızlı çalışıyor. Terleme konusunda çok başarılıyımdır. Ve su gibi yarım aktı yani. Yorucu ama keyifli bir gündü. Hardal Cafe'ye ilk kez gittim ben. Deniz daha önce arkadaşlarıyla bir kez gitmişti. Böyle bana şeyi hatırlattı. Sanki lisede gittiğimiz öğrenci kafeleri gibi ya da böyle ilk üniversite bir ikinci sınıfta gittiğimiz üniversitelerin yanlarında olan öğrenci kafeleri gibi bir yerdi. Hani burada o tarz bir yer olması beni şaşırttı. Tarzı vesairesi bizim beğendiğimiz bir yer oldu. Yani lezzetler dersek yani yenir. Ama hani öyle özel hani gideyim de şuraya şunu yiyeyim diyeceğiniz bir yer değil. Ama ortam vesaire çok güzel. Evet. Hani böyle gayet kız arkadaşınızı ya da eşinizi alıp gidebileceğiniz nezih bir mekan. Pazar alışverişimizi de yaptık. Biraz görüntülerde kaydettik sizin için. Fakat şöyle söyleyeyim yani bence çok ucuz değil pazar yine. Tabii kışla kıyaslayınca iyi gibi gözüküyor. Ama yani yine de bilemiyorum bir kıvırcık demetin 6 lira olması, 7 lira olması, ne bileyim hala domatesin 12-13 lira olması bana biraz fazla gibi geldi. Şimdi Mia mayosunu giydi. Evet. Aslında burada görüyorsunuz. O kadar bunaldım ki sıcaktan en son bisiklet turuyla birlikte. Ben Mia ile birlikte biraz havuzuna girip. Mia'nın havuzuna girip. Keyif yapacağım. Size kamera arkasında oradan birkaç görüntü sunarız. Evet, Mia'yı eğlendireceğim bahanesiyle bugün Deniz biraz Mia'nın havuzuna girecek. Sıcak sıcak, çok çok sıcak. Sıcak değil de nem çok. Nem de çok burada. Evet, gerçekten nem çok fazla burada. Şimdi ben havuza girmek için sabırsızlanırken ama daha öncesinde önemli olan bir şey var. Videoyu buraya kadar izlediysen demek ki beğendin arkadaşım. Beğen butonuna tıklayıp yorum yaparsan çok seviniriz. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. Seviniriz arkadaşlar. Bizim için keyifli ama bir o kadar da yorucu bir gündü. Çok sıcaktı. Çok fazla şey taşıdım. Filiz zaten hamile bir can taşıyor. O da bu sıcakta minibüslerde yani git gel vesaire torbayı indir, arabayı katla, koy çıkart. Bizim için yorucu bir gün oldu. Benim üstüne bir bisiklet mumunu dikti en tepesine. Deniz bir de bisikletle gitti geldi. Yani Mia bir yandan durmuyor falan. Bayağı bizim için böyle karmaşık ama dolu dolu bir gündü. Yine de keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Baba. Babam şu saçın anne, güzelliğine baba. Bak. Böyle dönem kadınları gibi olmuş saçlar. Dur dur. Arkasına şöyle bak. Kameraya bak. Şu saçın güzelliğine bakın. Bak bak. Oh paşa kızım benim. İnşallah siz de izlerken keyif alırsınız bu görüntülerden. Lütfen yorumlara yine bize tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu arada fiyatlar için şöyle bir şey söyleyeyim. 150 lira. Biz kaç sene önce, 3 sene önce mi Nusret'e gitmiştik? 3 sene önce Nusret'e gitmiştik. Değil mi? Bir lokum yemiştik, bir galiba küşleme yemiştik. Ortaya böyle füme bir et tabağı almıştık, salatalar almıştık. Bir de sen bira içmiştin. 300 lira mı ödemiştik, 320 lira mı ödemiştik? Öyle bir şeydi. Ne oldu öyle baktın? 450 ödemiştik. 50 lira bahşiş bırakmıştık. Tamam, 500 mi? 500 lira ödemiştik. Tamam o zaman çok şey yokmuş, ben bir şey etmişim. Yo, gene var canım. Şimdi mümkün mü Nusret'e bir git bakalım kaç paradır. Kanter içinde kalmış. Artık düzgün çekemiyorum arkadaşlar. Tüm torbalar bende olduğu için. Artı Mia, artı kamera. Ortancaları. Siz öyle geniş geniş dolaşıyor tabii. Geç. Ver onları da ben taşıyayım. Hadi aşkım hadi. Bebek arabasına koymuş poşetleri hala şikayet ediyorum. Ben ilk kez gittim. Beğendim, güzel bir yerdi. Yemekler de lezzetliydi. Sonrasında... Bu konuda mı? Yemekler lezzetli değildi çünkü. Değil miydi? Tam olarak söyleyeyim. Çok değil miydi? Değil. Lezzetli miydi? Bilmem. Kötü değil. Çok öyle. Aman aman da değildi. Ekmeği güzel değildi. Tek. Sen de git. Sarı babaya. Sarı babaya. Kırmızı top. Yeşil. Yeşil top. Oh.
pahalılığını göstererek. Yapma.